Niye zırlıyorsunuz? Niye zırlıyorsunuz he? Ya ne yapacaktınız? He? Ne yapacaktınız başka? Ben de hanım kızın teriyle duayla uğraşacak hal var mı? Var mı? Ama böyle de ne bileyim. Ne bileyim mi? Ne bildin ki zaten sen ömründe? Ulan adam paralı. Bir ayağı da çukurda. Para getiriyor adam. Para, para. Sen kazandın mı 3 kuruş ha? Ekmek arası makarnadan başka. Hanginizin kursağına bir lokma giriyor ha? Öyle deme. Şükür doymuyor muyuz? Sen doyuyorsun ama ben ölüyorum burada. Bana bakın. Keyfiniz bilir. Ben malullük aylığımı alır defolur giderim. Ondan sonra sen kızımla oturup gelinlik dikersin. Yeter be! Fatma Bekir Ayla evlenecek. Adam getirecek parayı. Biz de bir eve barka kavuşacağız. Ötesi yok. Yok dedim. Bir çocuğa bakarak bu benim çocuğum diyebilirsiniz. Onun size ait olduğunu, onun bütün hayatına, yaşantısına ve geleceğine hükmedebileceğinizi düşünebilirsiniz. Ama kaderine hükmedemezsiniz. Zira hepsi birbirine benzese de her kalbin atışı başkadır. Ağlama bahtsız. Ağlama kınalım. Laf anlamıyor ki. Tamam anne sus artık. Abla. Gel Ayşem gel. Niye ağlıyorsun abla? Hiç canım yok bir şey. Babam mı? Her şey Ayşem her şey. Seninkini gördüm gene rüyamda. Ne diyor bu Fatma? Şaka yapıyor herhalde. Şaka değil ben hep görüyorum onu. Hadi bırak ablanı. Fatma sen de topla kendini artık. Sen de inanmıyor musun bana? İnansam ne çıkar ki Ayşem ne çıkar? Gördüm diyorum abla gördüm. İkiniz oradaydınız çok güzeldi çok. İkiniz çok güzel bir yerdesiniz. O da çok güzel sendi. Gelinlik de sana bir yakışmış ki. İşte diyorum benim ablam. Güvercin gibi at bir kuş gibi. Çok güzeldi abla. Canım benim meleğim. Keşke her şey senin rüyaların gibi olsa. Salatalık mı bu? Bu salatalık kokusu. Ne? Efendim? Pazardan mı? Evet ama... Bir salatalık verir misin? Tabii. Allah razı olsun. Kaçındasın? Efendim? Kaç yaşındasın kızım?
17. Her şeyin tazesi tabii. Korkuyor musun? Ne? Neden korkuyor muyum? Sana yaptıklarından. Yapmaya çalıştıklarından. Ne demek istiyorsunuz siz? İyi bir çocuksun sen. Ama iyiliğin hası, hakikati nerededir bilir misin? Bir kere değil her vakit yapmaktır. İki, onu yaparken kötüye bulaşmamaktır. Ve üç, sana kötülük yapana dahi iyiliğini yapmaktır. Sen şimdi ikisini yaptın, yapıyorsun. Ama üçünü de yaparsan... Yaparsan hiçbir şeyden korkma. Müsaadenizle geç kaldım. Yarın yola düşmek var kızım. Ağlıya ağlıya gitmek var. Ama dediğimi yaz bir kenara. Korkma. Sakın korkma. Aa işte ayan beyan gözümün önünde. Fatma'nın yazısında başka bir yazı var. İnşallah var. İnşallah. İyi ama adamı nereden bildi? Abla. Geldi mi? Abla, ablam. Seni ne zaman göreceğim abla? Bilmiyorum Ayşem, bilmiyorum. Senin için her gece dua edeceğim. Evet Bekir ağa. Hayırlı olsun. Eğer tamamsa selametle gidin. Tabii tabii. Bizde eksik olmaz. Ağa, tas tamam konuştuğumuz gibi. İşte bu da kızın nüfusu. Sözüne güvendik Bekir ağa. Gerçi üvey babasıyım, bana düşmez ama... Şimdi bu 17 yaşında, 3 gün sonra 18'ini bitirecek. Bu 3 gün zarfında hukukumuzu korumanı isteriz. Sonra nikahını orada yapar, hayrını görürsün. Tabii canım, sen merak etme. Sen de hayrını gör. Ama bil ki annemle Ayşe'ye, hele Ayşe'ye bir şey olursa, bırak hayrı, şerri bile göremez. Hadi. Kendine dikkat et Ayşe, beni unutma. Sana yalan söylemedim, üzülme. Yine ne diyorsun sen? Rüyam, gördüm diyorum sana, merak etme. Bu pis adam değildi yanındaki. Sana yalan söylemedim ben.
Sana yalan söylemedim. Hoşça kal Ayşem. Allah'a emanet ol. Abla! Abla! Bana bak, 600 kilometre yol gideceğiz. Dahası ben yaşadıkça gideceğiz bu yolu. Babanı razı ettim. Bedelini ödedim. 3 gün sonra da nikahlım olacaksın. Somurtmanın alemi yok yani. Durdun arabayı. Ne? Ne diyorsun? Durdun arabayı dedim. Limanım gevredi ya. Dinlenip sabah devam ederiz. Al. Birader ne bekliyorsun? Güzelmiş be. Çıkarsan üstünü rahatla. Hayır, iyi böyle. Üç beş gün beklemeye ne hacet var? Sen orada bıldırcın gibi, Allah'tan revan bu. Hayır. Neyse, ben sağlamcı adamım. Bir iki gün daha beklerim. Ondan sonra avucumdan kaç kaçabilirsen. Oh. Ne bekleyeceğim be? O kadar para saydım baban olacak herife.
Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! İşte Tümüz ya! Dükkan yapacağız dedi. Dur! Bırak! Dur! Ama iyiliğin hası, hakikati nerededir bilir misin? Bir, bir kere değil her vakit yapmaktır. İki, onu yaparken kötüye bulaşmamaktır. Ve üç, sana kötülük yapana dahi iyiliğini yapmaktır. Sen şimdi ikisini yaptın, yapıyorsun. Ama üçünü de yaparsan, yaparsan hiçbir şeyden korkma. Ne oldu? Yaralandı orada. Orada. Çabuk. Hadi minibüse bindirin. Hadi. Bizim minibüse gidelim. Hadi. Hadi bacım binsene, yetiştirelim şu adamı. Allah vere de vaktinde yetişse. Çok kötü yaralandı. İyi ki sarmışsın hemen kardeşim. Hayatını kurtarmışsın adamı. Baban? Hayır. Durumu iyi. Ama hani derler ya, öbür tarafa gitmiş gelmiş. Sen mi yaptın ilk müdahaleyi? Ha? Kafasını sen mi sardın yani? Ha, evet. Kanamayı durdurmuşsun Allah'tan. Yoksa neyse, geçmiş olsun. Hemşire hanım, hastanın durumu nasıl? İyi. Tansiyona bakıldı mı? Evet. Tamam. Geçmiş olsun. Babanız mı? Hayır. Akraba? Yok, hayır. Peki, öyleyse? Gelin biraz çıkalım.
İyi gelir. Buyurun. Biliyor musun? Neyi? Yani aptalca olacak ama... Ne? Ben seni... Nedir? Söyleyin. Ben seni rüyamda gördüm. Hayır, inan bana, doğru söylüyorum. Hem de birçok kez gördüm. Ne? Ne oldu? Biliyorum. Neyi biliyorsun? Biliyorum. Çünkü ben de seni gördüm. Küçük hanım, bu mektubu annene ver, tamam mı? Teşekkür ederim. Canım Ayşe, gerçekten yalan söylememişsin. Yakında görüşeceğiz. Seni çok özledim. Ablam Fatma. Aman Allah'ım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.